sistemi görünüyor ya da farklı bir şey. Nedir mesela? Bir taraftan, nedir taraftanın görevi? Biliyorsunuz sezon başından bu yana belki baktığın zaman yapmış olduğumuz transferler bugüne kadar hiç transferlerimiz yok. Onlar da önemli. Önce onlardan bahsetmek istiyorum. Onlar da biliyorsun forvet Tete'ydi, Steam alandı ve onların sözleşmesi bitmişti. Bunlar kiralık gelmişti ve onlar bonservisiyle beraber alındı. Bu iki transferimiz yapıldı. Daha sonra Abi transferi yapıldı ve Hadadi yapıldı. Tabii ki baktığın zaman genç oyuncular, genç transferler çok yaptık bu sene. Evet. Bütün Malatya kamuoyunu ve kıymetli bazı mesulları merak ediyor. Bu gençler yatırımlıktır. Bu gençler geleceğimiz Malatya Spor'unda inşallah geleceğini kurtaracaklar. Tabii ki takımın iskeletine baktığın zaman bugün evet iyi bir takımımız var ama eksik bir takımımız olduğunu biliyoruz. Biz de bunun farkındayız. Biz de evet transferler yapılacak. Kamuoyunu ve taraftarımız, camiamız merak etmesin. En az 4 transfer daha yapılacak. Ve bu yapılacak 4 transferde hakikaten nokta transfer olması lazım. Haber beklediğimiz oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Çünkü yapmış olduğumuz transferlere siz de biliyorsunuz ki gerçekten kamuoyunun dahil olsa da ses getiren isimler oldu. Ve bu isimlere de takıma katkı sağlayacağına, değer katacağına inanıyoruz. Gelecek oyuncuların da direkt takıma katkı sağlayacak transferler olması gerekiyor. Belki zaman olarak geç kalmış olabiliriz ama önemli olan geç kalmak değil, önemli olan doğru transferi yapmak, doğru takıma katkı sağlayacak isimleri getirmek buraya. Bizim beklentimiz, geç kalmamızın sebebi budur. Ama hem sportif direktörümüz, hem teknik heyetimiz, hem de transfer komitemiz çalışıyor, istişare içinde çalışıyor birlikte beraber. Doğru isimler üzerinde inşallah hem fikir olduğumuz zaman Özgür Kablo Malatya Spor'a transferlerini yapacağız. Şu an yakın olduğumuz iki oyuncumuz var. İnşallah en kısa süre içerisinde onlar biter ama biliyorsunuz imzalar atılmadan transfer yapılmış olmaz. Ön görüşmelerimizi yaptık ama inşallah önümüzdeki hafta en azından iki transferi bitiririz. Ama tabii şunu söyleyeyim. Evet sadece finalle alakalı gündemimizde tabii ki Fenerbahçe'den ayrılırsa Sadık'la bir görüşümüz oldu. Sadık biliyorsunuz daha önce bizde burada büyük başarı imza attı. İki şampiyonluk yaşadı. UEFA'ya gittik onunla beraber. Ve bu hem bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz hem Malatya Spor'da gerçekten seviyor. Birkaç teklif var. 4-5 günde kendisine teklif var. Onu biliyoruz. Ama onu bize söyledi. Eğer Fenerbahçe'den ayrılırsa ilk geleceğim takım Malatya Spor olur. Malatya Spor'a gelirim dedi. Bu meselede kendisine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de bir ayrılık olursa, daha bir tam net ayrılık olmadığı için, resmi bir ayrılık olmadığı için bir şey diyemiyorum ama ayrılık olursa biz Özgür Kablo Malatya Spor olarak inşallah kendisine bir görüşme daha gerçekleştirip inşallah tekrar Malatya'da Özgür Kablo Malatya Spor'da görmek istiyoruz. Diğer bir transferlerimize dediğim gibi şu an net olmadığı için tam o da isim vermek doğru olmaz. Baktığım zaman bugün Trabzonspor'a olacağız. Güçlü bir takım, belki en hazır olan takımlardan bir tanesi. Ama biz de kendi sahamıza çıkacağız. Yeter ki inanalım, Allah'ın izniyle inşallah bu gönle iyi bir sonuçla sahada ayrılmak istiyoruz. Bütün herkes, statta hep beraber birlikte takımımızı destekleyelim. İnşallah ondan sonra da hep beraber o birliğimiz daim olur. Ben tekrar katılım sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok yapıcı eleştiri yapması gerektiğini ve olumsuz dönüşleri olabilir. Ama her zaman hakarete varmayacak şekilde bir destek olması lazım. Yönetim kurulu da kendi ekonomik gücüne göre destekte bulunması ve takımın başarısı için şey yapması lazım, çalışması. 7 yıldır, 8 yıldır başkan bu görev.